Merhaba. Bu videoda Excel'de barkod yapımını anlatacağım. Barkod sistemi genel olarak nerelerde kullanılır? Perakende satışlarda, depolama sevkiyat süreçlerinde, parklar ve otoyol geçişlerinde, demirbaş kontrollerinde, kalite kontrolde, elektronik ticarette, sağlık sektöründe, ihracat süreçlerinde ve benzeri süreçlerde barkod sistemi kullanılıyor. Eczacılık sektöründe de kullanılıyor. Şimdi Excel'de bunu nasıl yaparız? Buradaki şekildeki gibi olacak. Tabii bunu başka bir sayfada yapacağım tamamen. Şöyle sıfırdan bir sayfa açalım. Öncelikle şu başlığımızı şuraya aynen kopyalayıp yapıştırabiliriz. Şöyle biraz genişliğini açalım. Şimdi buradaki sütun satır genişliği barkodun görünmesi açısından önemli. Aynısı olsun burada da. Şöyle yaklaşık bir 15 satırlık. Buradan satır yüksekliğini 65,5 olarak ayarlayalım. Evet, şimdi burada rastgele sayı üretelim. 10 haneli olsun. Bunu nasıl yapıyorduk? Hem de onu görmüş oluruz. Şöyle 10. satıra kadar seçtim. Formülümüz eşittir. Rastgele arada. Belirttiğimiz sayılar arasında rastgele bir sayı döndürdük. Parantez şöyle 10 haneli olacak. Bizim barkodlarımız. Bu sayılar arasında bize barkod üretecek. Parantezimizi kapattık. Normal Enter'a basmıyorum. Control Enter'a tuşlarına beraber basıyorum. Evet, barkod üretimimiz, pardon, rastgele sayı 10 haneli sayı oluşturmamız tamamlandı. Şimdi bunu hizaya getirelim şöyle. Hizalı olsun. Evet. Şimdi buraya barkodumuzu oluşturacağız. Barkodumuzu oluştururken şu barkod sayfasındaki formül önemli. Bu formülden yararlanacağız. Şu barkodlarımızın önünde bakın yıldız işaretleri var. Cep telefonunuzdaki QR kod veya barkod okuyucularının bunu algılayabilmesi için bu başta ve sondaki yıldızların olması gerekiyor. O yüzden formülümüze bunu gireceğiz. Bu yıldızları formülümüze ekleyeceğiz. Hemen eşittir diyoruz. Şöyle formülümüz zaten burada da yazıyor. Kopyalamaya çalıştım ama kopyalamadan da yapabiliriz. Şöyle. Zaten buraya yapacaktık. Eşittir. Tırnak içinde yıldız. Shift alt artı altı tuşlarına beraber basıyorum. Birleştir demek bu Excel'de. A2 hücresini seçtim. Yine Shift artı altıya beraber bastım. Ve tırnak içinde yıldız. Enter'a basın. Evet. Formülümüz çalıştı. Bunu da şöyle hizalayalım. Şimdi bunu böyle aşağı doğru çekelim. Tamam. Şimdi burada barkod yazı tipinde bazı Excel'lerde bu yazı tipi yok. Hangi yazı tipi bu? Şurada kod 39 barkod diye bir yazı tipi var. Ama mesela ben Excel 2016 kullanıyorum. Burada hazır yazı tiplerinde bu yoktu.
Bunun indirme linkini ben açıklamalara ekleyeceğim buradan. Daha önce buraya kopyalamıştım. Bunu açıklamalardaki bu linke tıklayınca siz direkt bu link açılacak. Bu linkten de burada download diyeceksiniz. Download deyince masa üstünüze zipli bir dosya inecek. WinRAR olması gerekiyor bunu açabilmeniz için. Daha sonra şurada açıkladığım gibi bu dosyayı klasöre çıkar diyeceksiniz. Veyahut da buraya çıkar diyeceksiniz. Daha sonra klasörün içindeki TFF uzantılı dosyayı şöyle yapacaksınız. Hemen göstereyim. Kişiselleştirden Windows'ta sağ klik, masa üstünde sağ klik yapıp burada yazı tipleri var. Yazı tiplerinde o TFF uzantılı dosyayı sürükleyip buraya bırakacaksınız. Daha sonra eğer açıksa bütün Excel'leri kapatacaksınız. Tekrar açtığınızda burada şöyle göstereyim. Bakın bu yazı tipi gelmiş olacak. Şurada zaten sağ tarafında barkod var. Ondan sonra zaten işimiz kolay. Şimdi gelelim tekrar. Şimdi ne yapıyoruz? Tek yapmamız gereken burada barkodla üreteceğimiz hücre aralıklarını seçtik. Giriş ve demin indireceğimizi söylediğim yazı tipine, barkod yazı tipine ekliyoruz. Bu kadar. Deneyebilirsiniz. Ben denedim, çalışıyor. Cep telefonunuzdaki yüklü herhangi bir QR kod reader'dan veyahut da indirebileceğiniz diğer okuyuculardan, barkod okuyuculardan okuttuğunuzda cep telefonunuzdan çalıştığını göreceksiniz. Tek şartı şu yanındaki, başındaki ve sondaki yıldız işaretlerinin olması lazım. Şuraya da tekrar eşittir diyelim. Formül metni. Formülümüz gözüksün. Bu arada ben şimdi bu rastgele aradaydı bu formülleri buraya girince her yenile deyince şurada bakın şimdi formüller diyelim. Şuradan şöyle F9'a basınca da oluyor. F9'a her basışımda bu barkodlar değişiyor tabi. Burada rastgele arada formülünü kullandıktan sonra bunu sabitlemek için bu sayıları Ctrl C'de seçtim. Pardon, kopyaladım. Ve değerleri yapıştır diyorum. Böylece formülden kurtulup değer olarak görünüyor. Bu sefer F9'a basınca değişmez, sabit kalır. Formülümüzü de şöyle biraz büyütelim. Yapmanız gereken, tekrar özetliyorum. Öncelikle açıklamaları da ekleyeceğim. Kod 39 barkod yazı tipini indireceksiniz. Eğer yüklü değilse Excel'inizde. 2016'larda genelde yüklü olmuyor. Daha sonraki versiyonlarda olabiliyor. Önemli değil, yüklü değilse. Önce yükleyip Windows masa üstünde sağ klik yapıp kişiselleştir deyip yazı tiplerine TFF uzantılı dosyayı kopyalayacaksınız, sürükleyeceksiniz. Daha sonra Excel'leri açıksa kapatacaksınız. Açtığınız zaman burada kod 39 barkod yazı tipi zaten aktif oluyor. Sağ tarafında barkod oluyor. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.